Mutlu akşamlar. Kanal Fırat Ana Haber Bülteni başlıyor. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize bir kez daha iyi bir akşam diliyoruz. Sevgili seyirciler, yarın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlamaya başlayacağız. Herkes kendi bütçesine göre hazırlığını yaptı. Hazırlıklar hemen hemen tamamlandı. Elazığ'da bayram namazı saat 6.09'da kılınacak. Kurban, fedakarlık, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun olgunluk anahtarı. Allah'ın emretmiş olduğu bir ibadet. Allah adını anarak verilen hayvanların kesilmesi teslimiyet, samimiyet. Hakiki kulluğu hatırlamak, gerçek manada Yüce Rabbimize kulluğumuzu yerine getirmek anlamına geliyor. Zengin olan Müslümanlar bu ibadet vesilesiyle malını Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak suretiyle yalnızca Allah rızası için verir. Vicdanen ihtiyaçlı bir Müslüman yardımda bulunmanın zevkiyle mutlu olur. Cimrilik hastalığından kurtulur. Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor. Cömert kişi Allah'a yakın, cennete yakın, insanlara yakın ve cehennem ateşinden uzaktır. Hasis insan Allah'tan uzak, cennetten uzak ve cehennem ateşine yakındır. Cömert cahil, ibadet eden cimriden Allah'a daha sevimlidir. Sevdiği uğruna canını veren aşık vuslata kavuştuğu gibi, kurbanı Rabbinin rızası için kesen bu vecibeyi yerine getiren mümin de mutlu olur. Kurban, kulların şükran ifadesidir. Fakirler de karamsarlıktan kurtulur, kendine Allah'ın bayram gününü de bir ikram olarak kabul eder, Rabbine şükreder, hayır sahibine teşekkür eder, dua eder. Bayramlar neşe, sevinç, birlik ve beraberlik günleridir. Bayramlar paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik günleridir. Bayramlar sevinçlerin, paylaşmanın, kalplerin yumuşatıldığı, akraba ve komşuların ziyaret edildiği, yetimlerin sevindirildiği, misafirlerin ağırlandığı mutluluk, sevinç ve ibadet günleridir. Bu güzel günlerin başlangıcı bayram namazı ile olacak. Elazığ'da bayram namazı 06.09'da kılınacak. İyi bayramlar Elazığ. Kurban Bayramı öncesi mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar erken saatlerden itibaren kabristandaki yakınlarını ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu. Öte yandan Elazığ Belediyesi kabir ziyareti yapan vatandaşlara çam fidanı dağıttı. İkramlarda bulundu. Kimi annesini, kimi babasını, kimi eşini, kimi de kaybettiği akrabalarını ziyaret etti. Kurban Bayramı arifesinde Asri Mezarlık başta olmak üzere tüm mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar bayram öncesi sevdiklerini mezar başında ziyaret ederek dualarla andı. إلى العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Kimi ziyarete geldik? Abim. Abim işte 2017'de kaybettik. Babam ateşi bir şey diyecek bir şey yok bacım. Ne diyecek şimdi? Üzüntüde başka bir şeyimiz yok. Bayram öncesi ziyaret ettiniz, dualar evet, okudunuz. Doğru, evet. İşte dualar ettik, gidecek anamı göreceğim. Babam burada bu aşakta yatıyor, abim yatıyor. Her bayram arifesinde olduğu gibi bu bayram arifesinde de Elisa'da Asri ve Harput mezarlıkları başta olmak üzere tüm mezarlıklar kabir ziyaretleriyle doldu taştı. Yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlar hem dua etti hem de mezarları temizleyerek suladı. Ben burada Yasin okuyorum yani hayrına. Tüm herkes için okuyorsun. Evet. Bayramda ziyaret ettin evet, onları. Evet. Yani dualarını da alıyoruz okuyan kişileri. Ben de eşim Ayşe gün görmez burada. Evet. Onun için geldim. Bayram öncesi eşinizi ziyaret ettiniz ve dua ettiniz ona. Allah sizden razı olsun, onlardan da razı ola. Yerleri cennet oldu. Ne yapalım? Babam, annem, babaannem, yengem onun için geldim. Bayram açmaya geleceğim annem birden. Evet, bayram evet. Öncesi geldiniz, evet. Dualar okudunuz. Evet. Neler söylemek istiyorsunuz? İyi bayramlar olmasını diliyorum. Tabii bir şeydi, çevre mesela sulamasını falan yapıyoruz. Evet.
İşte ölülerimizi ziyaretlerine geldik. İşte onların dualarını almak istiyoruz. Burada benim annem burada. Abilerim burada. İki tane abim burada. Amcam burada. Amcamın oğlu bu türbede. Önce dedemin ve büyük dedemin mezarına geldim. Dualar mı okudun? Evet, bildiğim duaları okudum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sana hayırlı bayramlar diliyoruz. Size de hayırlı bayramlar. Dedemin mezarına geldik. Evet. Özen çok sevinçliyiz. Bayramımız da kutlu olsun. Annem için geldim. Babaannem için. Tanıdıklarımız için geldim. Bir de bugün arkadaşımız vefat etti. Onu da defin ettik. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bayram öncesi onları da yalnız bırakmadınız. Gelerek ziyaret ettiniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Ya buraya gelip de duygulanmamak elde değil aslında. Şu anda çok duyguluyum. Bahsettiğim gibi arkadaşımızı da kaybettik. Bu amcam. Evet. Amcam, babam, dedem işte buradalar. Onları bir ziyarete bayram geldik. Bayram öncesi onları yalnız bırakmayıp gelip dua okuyorsunuz. O kadar. Geldik, bir Yasin okuyoruz, gidiyoruz. Tamam. Bayram hüzünlü işte geldik. Babayı görmedim ben hiç, biliyorsun. 15 sıra güne gelmiş. Babam burada, annem burada, dedem, amcam. Amcam, gelin, hepsi buradalar. En güzel bayram insanın kendini tanıması, ailesini tanıması, çevresini tanımasıyla olur. İnşallah Arefe bize böyle bir mesaj bildiriyor. Tabii bir gün öncesinde mezarlığa geldik. Yakınlarımızı, ailemizi, akrabamızı, eşimizi, dostumuzu, ahirete intikal etmişlerin hepsine bir dua okumak. Onları bayram öncesi bir hatırlama adına buraya geldik. Burada babamın mezarı. Babamın mezarına ailece geldik, hep birlikte dua ediyoruz. Rabbimizden onun affı, mağfireti için Rabbimize niyazda bulunuyoruz. Vallahi ne söyleyelim, işte senede iki defa böyle geliyoruz. Kabirde yatanlarımızı ziyaret ediyoruz, dualarımızı ediyoruz. Bugün de onların günü. İşte biz de onları anıyoruz. Yalnız bırakmadınız, elimizde, gelip dualarınızı ettiniz. Evet, elimizde geldiği kadar bugünün önemini de ona göre yapmaya çalışıyoruz. Bayram mesajı olarak neler söylemek istersiniz? Vallahi ne söyleyeyim? Herkesin gönlüne göre versin Cenab-ı Hak. Ailesiyle huzurlu, sağlıklı, mutlu bir ömür geçirmelerini diliyorum. Ne söyleyeyim? Bütün ölmüşlerin ürüşünde yatağı. Evet. Allah, Cenab-ı Allah herkesin ürüşünde ürüşünde yatsın. Evet. Gelecekti, görecekti, benim yengemdir. Özellikle anne görevimi yaptı bu. O kadar bir şey söyleyeceğim. Peki efendim, bayram mesajı olarak neler söylemek istiyorsunuz? Bütün Müslümanların bayramını kutlarım. Babam vardı burada. Evet. Şimdi Harput'a gideceğiz. Annem var efendim. Öte yandan Elazığ Belediyesi de her bayram öncesinde olduğu gibi bu bayramda mezarlıkları ziyarete gelen vatandaşlara ücretsiz olarak çam fidanı ve çeşitli ikramlar dağıttı. Vatandaşlar dağıtılan çam fidanı ve ikramlardan dolayı Elazığ Belediyesi'ne teşekkür etti. Belediyemize teşekkür ediyoruz. İyi bir şey. Halkımız için yararlı bir şey yani. Bu da millet susuzluktan kalmasın. Çok teşekkür ederiz. Allah var etsin, sen etsin. Çok memnunuz, çok teşekkür ederiz. Ekeceğiz, Allah razı olsun belediye rezimizde. Her zaman bugünleri görek. Tarihi kapalı çarşıda Arefe günü de Kurban Bayramı alışverişi devam ediyor. Elazığlı vatandaşlar ikramlıklar için tarihi kapalı çarşıya akın etmiş durumda. Peki fiyatlar ne durumda? Eski bayramla bu bayram arasında bir değişiklik var mı ve talep nasıl? Merhabalar, hoş geldiniz. Tarihi çarşımız yine 90 yıllık büyüsünü koruyor, farkındasınız. Çünkü kökenleşmiş bir alışveriş merkezi. Fiyatlarda çok bir değişiklik yok. Çünkü Ramazan bayramında 10 liraysa Kurban bayramında onun devamı olur. 10 lira olur, değişmez. Sadece senelik belli başlı oranda artışlar meydana gelebilir. Arife günü de bayram yoğunluğu çarşı pazarda devam etti. Bayram hazırlıklarını sürdüren Elazığlı vatandaşların ilk durağı tarihi kapalı çarşı oldu. Vatandaşlar bu bayram en çok hangi şekeri tercih etti? Bu bayram orta grup veya
eğer gözlemlerim, yaptığım Ar-Ge analizim beni yanıltmıyorsa orta grup. Yani 20-25-30 lira segmentindeki şekerlere daha fazla talep çok. Bunun sebebini şuna bağlıyoruz. Çünkü insanlarımızda doğal olarak bütçe biraz daha sıkışık hale geliyor bu bayramda. Çünkü kurban girdiği için. Ama Ramazan öyle değil. Biraz daha üst segment çikolatalara, şekerlere talep daha fazla. Çünkü kurban olayı tabii biraz etkiliyor ister istemez. Vatandaşlar önce fiyatları değerlendirdi. Vallahi aldım işte bir şeyler. Fiyatlar nasıl? Normal ya. Çok şey değil. Fiyatlar tabii pahalandı yani. İlk seneye kadar hani iki katına kadar çıkanlar var. Her zamanki şeker, çikolata, kolonya, ceviz o gibi şeyler. Fiyatlar nasıl? İyi. Çok güzel. Yerine göre değişiyor. Uygun genelde. Yani öyle aşırı bir pahalı değil. Her şey aldık. Bayram her şey aldık. Fiyatlar nasıl? Güzel, uygun. Uygun. Vallahi neler aldık? Bıçak satır bile ettik. Ondan sonra salça aldım. İhtiyacım olan şey. Ben tencere aldım. Bu kadar. Peki fiyatlar nasıl peki? Vallahi fakir için çok kötü. Ama zengin için bir şey diyemem. Peki. Zengin zaten zengin. Fakirin de evi yıkılmış. Tatlı, şeker, kolonya. O kadar. Tarihi çarşıyı tercih ettiniz. Evet, her zaman buradan alıyoruz sürekli. Geldiğimiz bir yer. Fiyatlar nasıl? İyi, çok yüksek değil. Ardından bayram temennilerini dile getirdi. Dillerden dökülen dualar hep aynıydı. Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için. Allah herkes halil etsin. Cenab-ı Allah hayırlı bayramlar nasip ede. Bütün İslam aleminin kurban bayramı hayırlı ola. Allah vatanımıza, vatanımıza huzur vere. Allah sizden de razı olsun. Bayramımız hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Allah devamlı bize nasip eylesin. Bizim devletimize, milletimize bir keder zeval vermeyesin. Cenab-ı Allah bizim askeri, polisimizi, milletimize biri bin etsin. Bir keder, bir zeval vermeyesin. Türk milletten üst ben başka milleti bulamıyorum. Başka milleti bulamıyorum. Daha güzel günler, daha güzel bayramlar, daha iyi insanlar bunlar. Herkesin sağlıklı, mutlu, sevdikleriyle güzel bir bayram geçirmesini diliyorum. Ülkemiz için de hayırlı olmasını diliyorum ayrıca. Kazası belası. Tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Ülkemiz birlik beraberlik içerisinde günler geçirir. 40 yıl hatırı olan Türk kahvesi de bayram ikramlıklarının başında geliyor. Tarihi Kapalı Çarşı'nın her noktasında taze çekilmiş Türk kahvesini bulmak mümkün ve her noktada o kahvenin kokusunu almak mümkündür. Efendim fiyatlar nasıl? Fiyatlar normal. 50 lira veriyoruz kilosunu. Normalinde vatandaş geliyor, 100 gram, 200 gram alıyorlar, götürüyorlar, bayramlarını geçiriyorlar bu arada. Türk milleti olarak kahve içmeyi zaten seven bir milletiz. Kesinlikle. Her zaman mı bu yoğunluk var yoksa bayramlarda daha da artıyor mu? Normalinde zaten bizim kahvemiz iyi olduğundan dolayı müşterilerimiz normal belki de geliyorlar ama bayramda tabii daha yoğunluk oluyor, bayağı yoğunluk oluyor yani. Mümkün olduğu kadar vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Değerli izleyenler, Kurban Bayramı arefesinde sabahın erken saatlerinde hayvan pazarına giden ve uygun fiyata kurbanlık almayı amaçlayan vatandaşlar ile ellerindeki hayvanları bitirmeye çalışan satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yapıldı. Hay tamam abla. Allah kabul etsin. Eyvallah, sağ olasın. Kurban Bayramı'nın arefesinde hayvan pazarında yüzler gülmüyor. Valla durum bu sene iyi görünmüyor. Dorgunluk var biraz. Yüzleri güldürmedi mi bu bayram? Yok, güldürmedi bu. Şu anda iyi görünüyor. Satış az mı? Azdır. Valla bu sene hiç yoğunluk yok. Geçen sene ben burada 5 senedir buradayım. Bu sene hiç yok. Geçen sene gene iyiydi. Yani bu sene ben, geçen sene bu zaman 50-30-40 tane satmıştım. Bugün 7 tane satmışım. Peki efendim bunun sebebi nedir? Yoğunluk vallahi neden sebebi, yaşanmıyor? Yoğunluk bence ekonomi dolayındadır. Yani para yok. Daha doğrusu millette para yok. Yoğunluk eskisi gibi değil. Evet. Eskisi gibi hayvanlarımız satılmıyor. Sen kaç yıldır bu işle uğraşıyorsun? Ben? İşte ben 5 yaşından beri bu meydandayım. Evet. Her kurban bayramında bu meydandayım. Babanla birlikte mi geliyorsun? Babamla birlikte geliyorum. Yoğunluk yani şimdi yoğunluk var da yani gelenler almıyorlar. Yani piyasayı öldürmüşler. Yani zararına veriyor şu an. Hani buna bir el atmak lazım yani. Onu demek. Yoğunluk yaşanmıyor. Vatandaşlar peki neden memnun olmuyor? Memnun olmuyorlar. Para yok demek ki vatandaşta. Ya da sorun onlarda yani
arpa çıkmış 1,5 milyar. Hayvan et iniyor. Ne yapalım? Zarar yani. Her şey zarar. Yok, yaşanmıyor satış. Hele durgun. Neden peki efendim? Bunun sebebi nedir? Sebebi mal bağlıdır, yem bağlıdır. Millet ne besleyebiliyor ne satabiliyor. Vatandaşlar fiyatlardan memnun değil mi? Vatandaş da memnun değil. Hüseyin abin dediği gibi hem yem pahalı hem arpa pahalı. Ya böyle bir yani, ineke 4 kat veriyorlar. Bu sefer öyle. Kim satsa daha almaz evet. Mali. Evet. Bu sefer ahırı bitirdi mi bir daha kimse almaz. Zarara buradan der ha. 6 milyara satıyor, 5 milyar 500'e satıyor, 5 milyara satıyor. Alıcısı olmadı mı hala? Ya alıcısı yok. Neden bak demirler memirler hepsi satılmış, biz de var ya elimize takmışız bir garip. Bir garip adam gelmiyor ki duvar ala ki bir yere bağlayan. Nereye bağlayan? Bunu 8,5'a satıyoruz. Alıcısı çıkmadı. Alıcı mı? Yok. Hiç yok. Artık bak, bayrama zaman... bir gün kaldı ama he, hala satamadınız. Yok, hala da satamamışım. Yani piyasa yok, bir şey yok. Evet. Bugün 3 gündür gelin buraya, bu tez donayı satamıyorum. Artık bayrama bir gün kaldı ama hala satamadınız. Satamadık. Hiç müşteri yok. Duvar çoktur. Her taraf duvar dolu. Müşteri yok, alan yok. Bu sene hayvan pazarı yüzleri güldürmüyor mu? Hiç güldürmüyor. Hiç kimse de para, kerem millete para yok. Her pazarın bir şampiyonu vardır dedik ve soluğu pazarın şampiyonunun yanında aldık. Bu sene hayvan pazarının şampiyonu 450 kiloyla yanımda gördüğünüz Tosuncuk oldu. Yaklaşık 450 kilo, 400, evet. 430 civarı. Evet. Peki halen alıcısı bulunamadı mı? Alıcısı bulunamadı. Acilen bir alıcı bekliyoruz. Peki efendim. Gelen oldu mu? Görüştüler mi? Tosunu görüp de pazarlık yapan oldu mu sizinle? Oldu. İstediğimiz ücreti vermediler. Sizler de satmadınız bu ürünü. Evet. Sabahın erken saatlerinde hayvan pazarına gelen vatandaşlar kıran kırana pazarlık yapmaya devam ediyor. Efendim öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Kurbanınızı aldınız. Allah kabul etsin. Bütün İslam aleminin kurban bayramı hayırlı olsun. Allah kabul etsin. Peki efendim ne kadar anlaştınız, ne kadar aldınız? Bunu 1325'e anlaştık. Evet. İyidir, hesaplıdır. Sağ ol, teşekkür ederim. Kabul etsin. Ne ya kadar anlaştınız? İşte aramızdan oldu. Söyleyeceksiniz. Yok, iyidir, güzeldir. 2 tane aldık. Evet. 1 tane keçi aldık, 1 tane de koç aldık. Ne kadar aldınız? Ya şimdi bu söylenir mi? Nasıl söylenmek lazım? Yani pazarlık yaptık, Aynen. Tabii tanıdığımız, bildiğimiz, güvendiğimiz bize belli bir rakam söyledi. Dedik yine de tartalım dedik. Tartıyla da kimisiyle tartıyla aldık, kimisiyle pazarlıkla aldık. Evet. Elhamdülillah razıyız. Evet. Helal olsun olsun. Pazarlığımız Allah hayırlı eylesin. Allah kabul etsin. Bitirdik işte. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan çatışmada yaralanan ve memleketi Elazığ'da tedavisine devam edilen uzman çavuş Murat Ergünöz'ü ziyaret etti. Mardin'in Nusaybin ilçesinde şantiye güvenliğini sağlayan askerlere yönelik teröristlerce düzenlenen hain saldırıda uzman çavuş Muhammed Atakıratlı şehit olmuş, uzman çavuş Murat Ergünöz ile Teğmen Kadir Gür yaralanmıştı. Üçü de Elazığlı olan jandarma personelinden şehit Kıratlı'yı memleketinde binlerce kişi son yolculuğuna uğurlarken Elazığ'a nakledilen yaralılardan Ergünöz'ün tedavisi Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, Gür'ün tedavisi ise Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan çatışmada yaralanan hemşehrimiz uzman çavuş Murat Ergünöz'ü şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Elazığ'da oluşturulan yaşam tüneli projesi kapsamında polis ve jandarma trafik ekipleri bayram öncesi uygulamaya başladı. İçişleri Bakanlığı, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi ve özellikle Kurban Bayramı tatil sürecinin başlaması ile
Uzun yol seyahatlerine çıkacak olan sürücülerin yorgun, uykusuz ve dikkatsiz araç kullanmaları neticesinde meydana gelebilecek kazaları en asgari seviyeye düşürerek sürücüler üzerinde farkındalık oluşturmak amacıyla 32 ilde yaşam tüneli projesi başlattı. Elazığ-Diyarbakır yolu polis kontrol noktasına da uygulanan proje kapsamında polis ve jandarma trafik ekipleri ortak uygulama yaptı. Güzergahta yaşam tüneline alınan araç sürücülerine emniyet kemerinin önemini anlatan sunumlar yapılırken, tünel çıkışında da kısa bir dinlenme molası vermeleri sağlandı. İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ve İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkçıoğlu da uygulamaya katılarak sürücülere emniyet kemerinin önemi, genel trafik kuralları ve hayatı korumak için kemerin ses getirsin, bu bayramın hediyesi kemerin sesi isimli ödüllü yarışma hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Jandarma ekipleri öte yandan Malatya'da birçok noktada denetim yaparak vatandaşların huzurlu ve güvenli yolculuk yapmalarını sağlıyor. Bayram ağzı doldurdum diyeceğim. Cümleden hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Asayiş kontrolü, kimliklerinizi alabilir miyiz arkadaşlar? Malatya Elazığ Karayolu Pütürge yol ayrımında Battalgazi ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında trafik denetimi gerçekleştirildi. Drone'un da kullanıldığı denetimlerde durdurulan araçlarda hem asayiş kontrolü yapıldı hem de sürücülerin trafikte uymaları gereken kurallar hatırlatıldı. Sürücülere ve vatandaşlara şeker ikramı da yapan jandarma ekipleri, Kurban Bayramı'nı kutlayarak herkesin sağlıklı ve güvenli bir şekilde sevdiklerinin yanlarına ulaşması adına 24 saat görevde olduklarını dile getirdi. Elazığ genelinde yaşanan su kesintileri nedeniyle Ulukent ve Kırklar Mahallesi sakinleri açıklama yaptı. Her iki mahallenin muhtarının katıldığı açıklamada vatandaşlar su kesintilerinin sık sık yaşanması nedeniyle mağdur olduklarını ifade ettiler. Elazığ'da bayram öncesinde yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar açıklama yaptı. Elazığ şehir genelinde yaşanan su kesintilerinin ardından Elazığ Belediyesi açıklama yapmış ve açıklamasında merkeze bağlı Molla kendi mevkisinde bulunan ve şehrimizin içme suyunu karşılayan P1 pompa istasyonunun beslediği ana enerji nakil hattında dün akşam saat 20 sularında meydana gelen yangın nedeniyle şehir genelinde su kesintisi yaşanmaktadır. İtfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği yangın söndürme çalışmaları tamamlanmış, oluşan arızanın giderilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. İvedilikle sürdürülen çalışmaların tamamlanmasının ve pompa istasyonumuza enerjinin verilmesinin ardından yeniden şehir geneline su verilmeye başlanacaktır denilmişti. Elazığ genelinde yaşanan su kesintileri nedeniyle Ulukent ve Kırklar mahallelerinde yaşayan vatandaşlar açıklama yaptı. Mahalle sakinleri su kesintileri nedeniyle yetkililere seslendi. Ulukent mahallesinde oturuyorum, Kerpiçli Sokak ve biz 3 aydır susuzluktan mahvolmuşuz. Ne Karaçalı akıyor ne evimizde akıyor. 2 gün kesilmesi 3. gün illaki kesiliyor. Ama nereye kadar? Yarın bayram sularımız yok. Yani birileri bize yardım etsinler. Nereye kadar bunu çekelim biz? Öldük bittik yani ha. Yarın bayram ne yapacağız? Suyumuz yok, bir şey yok. Bize yardımcı olsunlar, susumuzu gidersinler. Böyle bir şey olmaz yani. Artık öldük. Taşınalım mı biz buradan? Bizim bu Ulukent'te 2,5 aydır suyumuz kesiliyor. İlk başta 2-3 gün kesildikten sonra biz tabii ki geleceğini düşündük. Yani belediyeyi aradık, dedi sıkıntı yok dedi. 2-3 gün sonra gelecek suyunuz. Ondan sonra suyumuz gitgide daha kötü oldu. Gece 2 saat verdiler, gündüz 2 saat verdiler. Ondan sonra komple gitti yani. Şimdi burada çala çocuğumuz var, yaşlımız var. Su Karaçal'da, karşımızdaki Karaçal'dan da su gelmiyor. Mağdur aşağı gidiyoruz. Su getiriyoruz. Yani bu Elazığ gibi bir yerde şehir merkezinde su kendisi bir ay biraz çok uzun sürdü. Yani Şahin Başkan'a şuradan mahalle sakini olarak şunu diliyorum. İnşallah 2-3 gün içerisinde giderir. Öncelikle bayramda suyumuz olsun. Misafirimiz olacak, gelen gidenimiz olacak. Yani beklentimiz suyumuz olsun. Kırklar Mahallesi Muhtarı Necati Doğan, 3-4 aydır su sorunu yaşadıklarını ifade ederek su sorununun çözülmesini talep etti. Bizim bu 3 gündür Elazığ'ın genel su sorunu, halde pompa yeraltısı yangın var. O yüzden bu sıkıntı çekiliyor. Elazığ genel çekiliyor. Ama bizim sıkıntımız yani bu 3 gün değil. Yani bizim sıkıntımız desem ki 3-4 aydan beri yani Kırklar Mahallesi, Ulukent, bu üst tarafta alıyor işte Esentepe, bu tarafta sularımız kesiliyor.
Mesela gündüz 2'de kesiliyor, sabah namazından geliyor. Devamlı yani genel olarak sularımız odur. Yani o yüzden yani bu üst tarafta olan yani bu avlarımızı burada isyan etme sebebi onda diye. Yani bu 3 günlük değil. Getirmişiz sağ olsun. Yani biz belediye itfaiye telefonu açıyoruz. Yine itfaiyelerle getirmişiz. Belli sorunları halletmeye çalışıyoruz. Yani yardımcı yolluyorlar bize. Ama bu işin sorunu yani kökten çözülmelerini istiyoruz. Yoksa bu 3 günlük tamam arıza var. O arıza giderilir, su verilir ama bizim üst taraflar dediğimiz gibi yani Kırklar Mahallesi, Ulu kentinin üst tarafları böyle Esen Tepe, yukarı tepe bunları bu sorunların çözülmesini istiyoruz. Yani gerçekten insana çok mağdur. 185'e ulaşmadığı için en yakın bizlik bize yani inan et ki ağzını açan hakaret ediyor. Yani daha isyandan etti daha kadına hakaret ediyorlar bizi. Diğer mahallelerde olduğu gibi Ulukent Mahallesi'nde de su sorunu yaşadıklarını belirten Ulukent Mahalle Muhtarı Ayhan Atlan, Hamza Bey Barajı'nın yıllardır tamamlanamamasına dikkat çekti. Ulukent Mahallemizde sadece Ulukent Mahallemizdeki problem bu su problemi değil. Diğer mahallelerde de olduğu gibi bizim mahallenin bir kısmında su problemi yaşıyoruz. Bu su dediği gibi su ihtiyaçtır, yol medeniyettir anlayışıyla vatandaşlar hastası var bu bayram arifesi. Yani 3-4 aydır sürekli ardı ardına su kesilince vatandaş kendi haline haklı bir şekilde biraz tedirgin. Ama bu su yokluğu aslında ilimizin bize sürekli dediği gibi 1/3'ün etrafı sularla kaplı olduğu halde biz bu su sıkıntısını çekiyoruz. Yani vatandaş haklı. Bunu sadece belediyemize mal etmememiz lazım. Yani belediyemiz elinden geleni yapıyor. Bunu da milletvekillerimiz, buna yetkililerimiz, valimiz, bakanlarımız, yani cumhurbaşkanımız buza belediyemize yardımcı olsunlar. Bir Hamza Bey barajı 8 yıldır barajın eseri yok. Ha baraj olunmuş olabilir, gölet yapılmış olabilir ama 8 yıl bir çalışma süremez. Yani bir o zaman bizim ilimizde bir problem var. Bu problem biz vatandaşlarda yok. Biz vatandaşlarımız bize diyor ki bizde problem yok. Ya bunu yetkililer lütfen bundan sizden rica ediyorum yetkililerimizden yardım istiyoruz. Milletvekillerimizden özellikle yani bu Hamza Bey barajını bir an önce bir çözüme ulaştırsınlar. Belediyemize yardımcı olsunlar. Başkanımıza yardımcı olsunlar. Yani bu su problemi belediyemizin problemi değil. Bu belediyemizin ne kadar zor durumda bırakılıyorsa bunda milletvekillerimizin, siyasetçilerimizin de şeyi var. Yani suçu var burada. Bir an önce bu Hamza Bey barajını vurgulayarak söylüyorum. 8 yıldır yani bu bizim bir ayıbımızdır. Bayram alışverişi yoğunluğunun bir diğer adresi de tatlıcılardı. Günler öncesinden alınan siparişler hazırlandı ve tatlıcılarda yoğun bir mesai oluşturdu. Cevizli, fıstıklı, fındıklı, bademli. Tercih tabii ki damak zevkiniz. Valla biz cevizli aldık. Yani UFC, öyle diyebiliriz yani. Valla Murat Usta'nın tatlısını bekliyoruz işte. Sıradayız, görüyorsunuz yoğunluğu. Evet. Tamam, nasıl bir tatlı tercih ettiniz? Valla işte cevizli aldım, kadayıf. Hep buradan alıyoruz, tamam, memnunuz. Ne diyeyim, herkesin bayramı mübarek olsun. Allah kimseye kaza bela vermesin. Güzel bir bayram geçirmek dileğiyle. Hangi tür tatlıyı tercih ettiniz? Valla fıstıklı tercih ettik. Öyle yani. Bayramların vazgeçilmezi olan tatlılar, tatlıcılarda yoğunluğa neden oldu. Bayram ikramlıklarının yine olmazsa olmazıdır tatlılar. Kimileri ev tatlısını tercih ederken, kimileri ise tercihini hazır tatlılardan yana kullandı. Haftalar öncesinden tatlıcılara verilen siparişler bugün Arefe günü alınarak tatlıcılarda yoğun bir mesai oluşturdu. Sürekli buradan aldığım için yine bayramda da aynı şekil. Valla evde uğraşamıyoruz. Mecbur hazır tercih ettik. Daha güzel oluyor. Daha çok hoşumuza gittiği için ev baklavasına, ev tatlısına karşı biz hazır tatlıdan yanayız. Onun için. Hangi tür tatlıyı tercih ettiniz? Kadayıf baklava karışık. İkisi de damak zevkimize uygun. O yüzden ikisinden de tercih edeceğiz. İslam aleminin bayramı kutlayarak sözlerine başlayan kadayıfçı Murat Usta, yoğunluktan memnunuz ama ev tatlılarını biz de özledik dedi. Öncelikle bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Ayrıca bayramda huzur, mutluluk içerisinde Allah yolunda kesilen kurbanların kabulünü
makbul buyursun Rabbül Alemin. Ümmeti Muhammed'e ve coğrafyamızda yaşanan Müslümanların gerçekten bir bayram tadına geçirmesini temenni ediyoruz. Bizim tatlı şeyimize gelince sofraları her zaman tatlandırdığımız gibi aynen devam. 25 yıldır Elazığ'da bir hizmet sektöründeyiz. Her zaman olduğu gibi gün gittikçe daha da çıtamız yükseliyor. Gerçekten ev tatlarını biz de özledik. Niye özledik? O tembellik mi diyelim veyahut da lüks yaşantı mı diyelim? Herkes hazır lokmaya konduğu için bugün bütün sektörde böyle, yani tek bir tatlıda değil. Evden nereden bakarsam sabah kahvaltısı da dışarıdan gelecek. O yüzden maalesef kültürümüzü kaybediyoruz. Diğer bayramlara göre daha yoğun. Çünkü her geçen gün çıta daha yükseliyor. Yabancı geliyor, misafirlerimiz olduğu için potansiyelimiz gün gittikçe daha yükseliyor. Tatlıcıların vatandaşlara bir de önemli uyarısı vardı. Tezgah altı tatlılardan uzak durun diye. Bir baklava 30, 35, 40'tan aşağı olmaması lazım. Maliyet maalesef. Bu tabii sürümden kazandığımız için fazla bize şey olmuyor. Ama genelde merdiven adı altında nitelendirdiğimiz, bugün bakıyorsun piyasa şartlarında 10 milyon, 15 milyona baklava satılıyor. Bugün şekeri hesapladığınızda zaten şeker fiyatıdır. Ondan yani sağlığımız açısından kaçınmalıyız. Çünkü bugün bir torba şeker 200 lira. Bunu şekere kilogram acına vurduğunuz zaman daha farklı şey oluyor. Tabii biz Murat Usta olarak her zaman Elazığ'ın kristal ve orijinal şekerini kullanmaya, müşterilerimize hizmet sunmaya devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Çalıca köyü ve mezralarında elektrik borcu nedeniyle sular kesildi. Vatandaşlar mağdur oldu. Köy sakinlerinin iddialarına göre elektrik borcunu köy muhtarına ödediler. Ama ortada ödenmemiş faturalar var. Köyümüz merkeze çok yakın ama hizmete çok uzak. Eliza 30 kilometre uzaklıktaki Çalıca Merkez Köyü ve mezralarında bulunan 47 hane hem susuz kaldı hem de icra işlemiyle karşı karşıya. Çalıca köyü merkez bir köy olup susuzluğun en büyük sorununu yaşıyor şu anda. Köyümüzde içecek dahi bir bardak suyumuz yok şu anda. Yani yıllardır merkezi gözüküp de başka köylerden muhtar çıkınca burası sahipsiz kaldı. Yani merkez köy olmasına rağmen şu anda içme suyumuz yoktur. Bu şeyden dolayı yaya gidip derelerden şuradan burada içme suyu alıp geliyoruz. En büyük sıkıntımız şu anda su sorunu. Şimdi efendim ilk aboneden 60 lira bir cezamız varmış. Yani bu bildirilseydi şu anda tahminime göre borçlarla beraber 120 milyar olmuş. Yani ödenecek devasal bir borç olmuş. Fakat zamanında bu müdahale edilseydi ya TEDAŞ bunun takipçisi olsaydı bizim maaşları ödediğimiz su paramız vardı. Dönem dönem paramızı ödedik. Fakat devasal bir borç çıktı. Yani işler acısı bir durum şu anda. Şu an hem elektrik yok hem su yok. Hem su yok. Yani ödediğimiz halde su yok. İki yıldır da gelip de suyu saatlere bakılmıyor, ödemediler diye bir şeylik var. Anlamadık gitti yani. Elektrik borcu nedeniyle 3 mezranın elektrikleri kesildi. Elektrik olmadığı için de su pompaları devre dışı kaldı. Şebeke sulağımız için köylüler ücretlerini ödediği halde aksa ödemedi diyor, muhtar ödedim diyor. Köylü de ödemiş. Yani bu bir hukuki bir savcılık meselesi olmuş artık. Şimdi biz paramızı ödemişiz muhtara. Muhtar bizim paralarımızı herkesten elden toplamış. Fatura vermemiş. Faturasını, tahsilat makbuzlarını işte bir şekilde çarşıda, pazarda, yolda sonra veririm deyip yani birçoğunu vermemiş. Şimdi biz küçük bir araştırma yaptık. Cari hesapları çıkardık şeyden, Aksa'dan. Yani 2009 ile 2014 arası toplam 22 milyar. Yani 5 köyün yaklaşık 200 haneyiz. Toplam 22 bin lira gibi bir para yatırılmış. Yani 5 köyün 200 hanenin 22 bin lira, ben bu paranın tamamı yatırıldığını inanmıyorum. Şimdi muhtar ben ödedim diyor. Aksa'da ödenmediğini söylüyor. Yani içme suyuna giden elektrik Aksa ekipleri tarafından kesilmiş, ödenmemiş borç yüzünden. Muhtar, yani bizim bildiğimiz tek yetkili muhtar bu konuda açıkçası. Elimde muhtarın topladığı makbuzlar var. Eski tabii hepsini biriktirme şansımız yok. Muhtarın para toplamadığını iddia etmesi üzerine biz bunları ele geçirdik.
Bu sene yaptığımız araştırmalara göre elektrik borcu olarak 80 bin lira ana paradan bahsediyorlar. Faiziyle birlikte bunun 240 bin TL'ye kadar ulaştığı tespit edilmiş. Köy sakinleri 240 bin liralık elektrik borcu nedeniyle suları kesilince dereden su getirmeye başladı. Su sıkıntısı. Ben bir yaşlıyım, dün gün su çektim, bir günde yatakta yatayım. Bir kaç durum su getirdim ki yani biraz yerleri süpürem. Hastayım, bir günde hastayım, zorla geldim buraya. Hayır. Kaç senedir suyumuz böyle işte. Bir gün geliyor, iki gün gelmiyor. Bu sene de iyicene kesildi. Daha da siz çayı gördünüz. Orada ben hiç edebilirim ki suyu taşıyam da getirin. Bak ağzım kurumuş. Köylüler elektrik borcunu düzenli olarak muhtarlara ödediklerine, fakat Aksa'nın elinde elektrik borcunun ödenmediğine dair evraklar bulunduğunu söylediler. Yabani hayvanlar içinde, ufak da var içinde, gidip getiremiyoruz. Sağlık açısından sağlıklı bir su değil. Yani yine de bile bile onu kullanıyoruz. Suyumuz yok yani, su sıkıntımız çok. Maalesef suyumuz yok. Köyümüzün maalesef 5 yıldır şebeke sorunlarımız var. Defalarca kez yetkililere bildirmemize rağmen valilik olsun ve yetkililer olsun maalesef bununla ilgilenmediler. Merkeze bağlı Bulutlu köyünden çalınan 70 küçükbaş kurbanlık hayvan jandarma ekipleri tarafından bulunurken olayda kullanılan biri kamyon, iki araca el konuldu. Kurbanlıklar bulundu, hırsızlar aranıyor. Merkeze bağlı Bulutlu köyünde gece saatlerinde bir besiciye ait ağılda bulunan 70 adet kurbanlık küçükbaş hayvan çalındı. Gece yarısı hayvanların çıkarılıp götürülerek kamyonlara bindirilmek üzereyken jandarma tarafından yakalanmışlardı. Çok sağ olsun jandarma ekipleri bizim hayvanlarımızı tekrar bize geri getirdi. Durumu fark eden sahibi jandarma ekiplerine haber verdi. Gece harekete geçen ekipler bölgeye yakın bir yerde meşelik alanda çalınan 70 kurbanlığın olduğu kamyonu buldu. Bölgede araştırmasını sürdüren ekipler kamyona 200 metre uzaklıkta yine meşelik içerisinde bir otomobili terk edilmiş halde buldu. Araçta bir cep telefonu da bulan ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hayvanlar jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. Keban ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi maalesef hayatını kaybetti. Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti. Keban'a bağlı Gökbelen Köyü Soğuk Su Mezrası'nda elektrik dağıtım şirketinde çalışan Murat Oruç, arıza nedeniyle direğe çıktı. Direkte elektrik akımına kapılan Oruç, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Oruç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Oruç'un cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sevgili seyirciler, Birlik Vakfı Başkan Yardımcısı Oğuzhan İspir hayatını Yeşim Gökhan ile birleştirdi. Birlik Vakıf Başkan Yardımcısı Oğuzhan İspir hayatını Yeşim Gökhan'la birleştirdi. Genç çiftin düğün törenine AK Parti İl Başkanı Ramazan Gülgöz'e, Birlik Vakfı Elazığ Şube Başkanı Eray Şimşek, sivil toplum kuruluş temsilcileri, İspir ve Gökhan ailelerinin yakınları, genç çiftin arkadaşları katıldı. Genç çift, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gülgöz'e ve arkadaşlarının şahitliğinde bir ömür boyu mutluluğa evet dediler. Sayın Yeşim Gökhan, Sayın Oğuzhan İspir'i hiçbir baskı altında kalmadan kendi hür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Oğuzhan İspir, Sayın Yeşim Gökhan'ın hiçbir basit altında kalmadan kendi hür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Genç çiftin nikah şahitliğini yapan AK Parti Başkanı Ramazan Gülgöz'e, İspir çiftini tebrik ederek evlilik cüzdanını geline takdim etti. Bu evliliğin hayırlı olmasını, hayırlı nesiller yetiştirmesi için iki evladımıza
birbirlerine sevgiyi ve saygılarını eksik etmedikleri takdirde bir ömür boyunca mutlu olacaklarına inancımızın tam olduğunu ifade ediyor. Tekrar bu evliliğin hayırlı olmasını, nikahın hayırlı olmasını temenni ediyor. Evliliğin tapusu olan bu cüzdanımızı da çok daha iyi muhafaza edeceğine inanacağımız, inandığımız gelin kızımıza takdim ediyor. Tekrar hayırlı olmasını diliyor her iki aileye, iki evladımıza güzel bir, mutlu bir yuva kurmalarını tekrar temenni ediyor. Hayırlı olsun diyor. Buyurun. Nikah töreninin ardından genç çift ilk danslarını yaptı. Ben bal arısı gibiydim senden önce. Bana evlenen hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Düğün töreni oyun havalarına çiftin ve davetlilerin eşlik etmesiyle devam etti. Medya grubumuz olarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Evet, genç çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar birlikte olacağız. Ayrılmayın lütfen. Spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Bir Evim Elazığ Spor'un Erzurum Palandöken kampı sona erdi. 3 gün izin verilen futbolcular 14 Ağustos'ta ilimizde toplanarak lig hazırlıklarına başlayacaklar. Bir Evim Elazığ Spor'un Erzurum Palandöken kampı sabah yapılan tek çalışmanın ardından sona erdi. Erzurum'da oynadığı 5 hazırlık maçından sadece birinden galip ayrılarak hazırlık maçları karnesinde pek başarılı olamayan Bir Evim Elazığ Spor, oynadığı müsabakalarda Giresunspor ve Yomra Spor'a yenilirken Ağrı Spor 1970 ve Artvin Hopa Spor takımlarıyla da berabere kalmıştı. Bordo Beyazlı ekibimiz hazırlık maçlarındaki tek galibiyetine Tokat Erbaa Spor'u mağlup etmişti. Erzurum'daki son çalışmasını bu sabah yapan ve ikinci etap kampını tamamlayan Elazığ Spor'da daha sonra futbolculara teknik heyet tarafından 3 gün sürecek olan bayram izni verildi. 14 Ağustos Çarşamba günü ilimizde toplanacak olan Elazığ Sporlu futbolcular ilk lig maçı olan Bayburt İl Özel İdare maçına kendi tesislerinde hazırlanacaklar. Yıllar sonra tekrar 2. ligde mücadele edecek olan Bir Evim Elazığ Spor ligin ilk maçında karşılaşacağı Bayburt Özel İdare Spor ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Yıllar sonra tekrar 2. ligde mücadele edecek olan Bir Evim Elazığ Spor rakiplerinden bazılarıyla tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Tarihinde ilk kez karşılaşacağı rakiplerinden biri de ligin ilk maçında deplasmanda misafir olacağı Bayburt Özel İdare Spor. Müsabakalarını 5000 kişilik Genç Osman Stadyumu'nda oynayan Karadeniz temsilcisi, geride bıraktığımız sezonda şampiyon olarak 2. lige yükselmişti. Türkiye Futbol Federasyonu 2. ligde 31 Ağustos'ta start alacak olan yeni sezona sayılı günler kala, takımlar bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Bu bağlamda sezonun ilk haftasında 1 Eylül Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde, Bir Evim Elazığ Spor'u konuk edecek olan Bayburt Özel İdare Spor,
Bu sezon yeniden yükseldiği 2. ligde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor. 1973 yılında kurulan ve tarihinde pek de önemli bir başarısı bulunmayan Karadeniz temsilcisi, aynı zamanda temsilcimiz Brive Melisa Spor'la da tarihinde ilk kez karşı rakip olacak. Yeni sezon öncesi toplamda 10 transfer yaparak kadrosunu güçlendiren Bayburt Özel İdare Spor, müsabakalarını 5000 kişi kapasiteli Genç Osman Stadyumu'nda oynuyor. Elazığ'a 396 kilometre mesafede bulunan Bayburt, Bordo Beyazlı temsilcimizin yeni sezondaki yakın deplasmanlarından biri olacak. Kurum takımı olmasına karşı Bayburt halkının sahiplenerek ciddi bir destek verdiği Bayburt Özel İdare Spor, iç saha maçlarını genelde dolu tribünler önünde oynuyor. Brive Melisa Spor'unda mücadele edeceği 2. Lig Kırmızı grupta kadro değeri en yüksek takım Bandırma Spor olurken, maliyeti en düşük takım ise Niğde Anadolu Futbol Kulübü oldu. Melisa Spor'un da mücadele edeceği TFF 2. Lig Kırmızı grupta şu anki kadro verilerine göre kadro değeri en yüksek takım Bandırma Spor olurken, en düşük bütçeli kulüp ise Niğde Anadolu Futbol Kulübü oldu. Kadrosundaki futbolcularının güncel piyasa değeri toplam 2.3 milyon euro olan Bandırma Spor'u 1 milyon 43 milyon euro ile Tuzla Spor ve 1.35 milyon euro ile Bodrum Belediyesi Bodrum Spor izliyor. Kırmızı grupta 1 milyon euro üzerine kadro değerine sahip olan diğer iki kulüp ise Kahramanmaraş Spor ile Ankara Demir Spor takımları oldu. Toplam kadro değeri 725 bin euro olan temsilcimiz Brive Melisa Spor, birçok kulübün gerisinde kalırken bazı takımların ise önüne geçmeyi başardı. Transfer market verilerine göre ligin en düşük kadro değerine sahip olan takım ise 225 bin euro ile Altın Ordu'nun pilot takımı konumundaki Niğde Anadolu Futbol Kulübü oldu. Öte yandan ligin yeni ekibi Ergene Velimeşe Spor ise 475 bin euro ile en düşük kadro değerine sahip ikinci takım oldu. Evet, spor haberlerini de burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum ve şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.